Tüm dünyada görülme sıklığı salgın bir hastalık gibi her geçen gün artan diyabet vücuttaki pek çok sistemi olumsuz etkiliyor. Kontrol altına alınmazsa göz hastalıklarından organ yetmezliklerine varan ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkaran şeker hastalığının tedavisi yakın takip gerektiriyor. Hastalığın takibinde başta tıbbi izlenimi yapan endokrinoloji doktoru olmak üzere göz, nöroloji, kardiyoloji, nefroloji Psikiyatri uzmanları, diyetisyen ve diyabet eğitim hemşirelerinden oluşan ekibin işbirliği halinde çalışması büyük önem taşıyor. Bunun haricinde ortopedi, fiziksel tedavi, damar cerrahisi, dermatoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan diyabetik ayak ekibinin de tedavi sürecine dahil olması gerekiyor. Güven Sağlık Grubu Endokrinoloji bölümünden Doçent Doktor Cüneyt Anıl 9 soruda şeker hastalığı hakkında merak edilenleri cevapladı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Diyabet nedir? Tip 1 ve Tip 2 diyabet nedir? Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet kan şekeri yüksekliği ile karakterize, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında ciddi bozukluklarla seyreden, yaşam kalitesini, sağlığı olumsuz etkileyen, ömrü kısaltabilen kronik, ilerleyici bir metabolizma hastalığıdır. Tip 1 diyabet genellikle erken gençlikte ya da çocuklukta ortaya çıkan mutlak insülin eksikliği hastalığıdır. Tedavisinde tanı konulan andan itibaren ömür boyu insülin kullanımı gerektirmektedir. Tip 2 diyabet ise genellikle 30'lu yaşlardan sonra özellikle kilo artışına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve genellikle erken dönemde belirti vermez. Bu dönemde komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. 2. Gizli şeker nedir? Pira diyabet yani gizli şeker normal şeker metabolizmasıyla diyabet arasındaki bir geçiş sürecidir. Gizli şeker hastalarında zaman içinde diyabet görülme oranları gizli şekeri olmayanlara göre çok daha fazladır. Ayrıca araştırmalar gizli şeker sürecinin de diyabet gibi zamanla bazı komplikasyonlara neden olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu süreçte tanı koyup tedaviye başlamak, şeker hastalığına geçiş sürecini geciktirmekte ve hatta bazı durumlarda engelleyebilmektedir. Gizli şeker sürecinde erken tanı alan hastaların şeker hastalığının komplikasyonlarından korunmaları mümkündür. 3. Diyabet belirti verir mi? Diyabet belirtileri nelerdir? Sinsi ilerleyen bir hastalık olsa da diyabetin başlıca belirtileri ağız kuruluğu, aşırı susama, sık idrara çıkma, İstem dışı kilo kaybı olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra halsizlik, yaygın gezici ağrılar, kramplar, ayaklarda yanma, karıncalanma, uyuşukluk, hissizlik, hazımsızlık, bağırsak hareket düzensizlikleri, baş dönmesi, çarpıntı, baş ağrısı, yaraların geç iyileşmesi gibi daha az özgün belirtilerde görülebilmektedir. Tüm bu belirtiler kan şekeri belirli bir düzeyin üstünde uzun süre kaldığı zaman ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla şeker hastalığı bazı komplikasyonlar geliştikten sonra belirti vermektedir demek mümkündür. Bununla birlikte şeker hastalığında belirtiler henüz ortaya çıkmadan da tanı koyulabilmektedir. Geceden sabaha 8 ile 12 saat açlık sonrasında bakılan açlık plazma glikozu ölçümü en basit temel tanı aracıdır. Özel durumlarda başta tanı yöntemleri ve şeker yükleme testi de kullanılabilmektedir. 4. Diyabet tedavisinde kullanılan güncel yöntemler nelerdir? Diyabet tedavisinin temeli eğitim, tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, kilo kontrolü, ilaç tedavisi ve duruma göre metabolik cerrahidir. İlaç tedavisinde ağızdan alınan ve enjekte edilen ilaçlar kullanılmaktadır. Enjekte edilen grupta insülin dışı ilaçlar ve insülin bulunmaktadır. Bu ana grup ilaçların tamamında hızlı bilimsel gelişmeler ve araştırmalara paralel olarak yeni ilaçlar üretilmektedir. Tedavilerde bu ilaçlar tek tek ya da uygun komplikasyonlar şeklinde önerilmektedir. 5. Her diyabet hastası insülin kullanmak zorunda mıdır? Her diyabet hastası insülin kullanmak zorunda değildir. İnsülin kullanımının en önemli gerekçesi ciddi kan şekeri kontrolsüzlüğüdür. Bunun dışında insülin kullanımını gerektiren gebelikte kan şekerinin diyetle kontrol altına alınamaması, eşlik eden ciddi böbrek, karaciğer sorunları, ameliyat süreçleri gibi özel durumlar vardır. 6. Diyabet hastalarının açlık ve tokluk kan şekeri değerleri kaç olmalıdır? Şeker hastalarındaki tedavi hedefleri tanı kriterleriyle aynı değildir. Genel olarak açlık kan şekerinin 70 ila 130 mg bölü dl arasında, tokluk kan şekerinin ise 70 ila 160 mg bölü dl arasında kalması hedeflenmektedir. Ayrıca HbA1c denilen 3 aylık kan şekeri ortalaması da takipte önemli bir değerdir. Hastaların 3 aylık şeker ortalamalarının %7 ya da daha ideali %6,5 altında olması amaçlanmaktadır. Bahsedilen bu eşlik değerler özel durumlarda değişebilmektedir. Örneğin şeker hastalığına bağlı belirli komplikasyonları geri dönüşümsüz olarak oturmuş olan yaşlı hastalarda 3 aylık şeker ortalaması için %7,5 ila 8 değerleri kabul edilebilir değerlerdir. 7. Şeker hastaları nasıl beslenmelidir? Diyabet beslenmesi nasıl olmalıdır? Şeker hastalarının beslenme planları tamamen uzman diyetisyen kontrolünde ve kişiye özel olarak planlanmalıdır. Ana ve ara öğünler atlanmamalıdır. Öğünler karbonhidrat ve yağ açısından sınırlı olmalı ve belirli oranda protein içermelidir. Kişiye özel beslenme programı yakından takip edilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 8. Şeker hastalığı vücuttaki diğer sistemleri olumsuz etkiler mi? Diyabet vücuttaki tüm sistemleri olumsuz etkileyebilen bir hastalıktır. Kontrolsüz kalan kan şekeri yüksekliği organları tahrip edici etkiye sahiptir. Bu tahribatın belli bir aşamadan sonra geri dönüşümü mümkün değildir. Kan şekeri yüksekliğinden olumsuz etkilenen başlıca organlar kalp, böbrekler, beyin, sinir dokuları, göz ve başta ayaklar olmak üzere uzuvlardır. Şeker hastalığında sık görülen hipoglisemi yani kan şekeri düşüklüğü de esas olarak beyin ve sinir dokularını olumsuz etkileyen bir kritik durumdur. Şeker hastalığının diğer organları olumsuz etkilerini en aza indirmek için hastaların multidisipliner bir yaklaşımla yakından takip edilmeleri büyük önem taşımaktadır. 9. Kilo veren tipiki diyabet hastaları ilaç ya da insülünü bırakabilir mi? Kilo veren ve bunu istikrarlı bir şekilde koruyan tipiki diyabet hastalarının her türlü ilaç ihtiyacı azalabilmektedir. Hatta bazı durumlarda hastalar ilacı tamamen bırakabilir, insülin dozları azalabilir, hatta insülinsiz hale bile gelebilirler.